Şu anda hem dünya tarihinin hem de Türk tarihinin en önemli eserlerinden birisine bakıyoruz. Karşınızda dünyaca meşhur Pazarı Kalesi var. Burak gene Petersburg'dan gönderdi bana, sağ olsun, Ermitaj'dan. Bakın burada döndüğümüz zaman iki tane daha halı görüyoruz. Bunlar da gene pazar kurganlarından çıkan halılar. Bunların hepsi bu arada mezar hediyesi. Yani Pazarlık'taki soylularla beraber gömülmüşler. 2500 yıl önce günlük yaşamı anlamamız açısından da oldukça önemli eserler. Kimisi keçeden, kimisi düğümlü halı bunların. Bakın burada da dünyaca meşhur Pazarlık halısını görüyoruz. 1 milyon 250 bin tane düğüm var üstünde ve bunların hepsi çifte simetrik düğümlenen Türk düğümü. Bu açıdan önemli. Ayrıyeten bakın üzerinde çeşitli figürler var. Onların detaylarına birazdan gireceğiz. Peki aklınıza şöyle bir soru gelmiş olabilir. Bu halı neden bu kadar sağlam ya da tüm bu eserler nasıl bu kadar rengini koruyor? Yani 2500 yıl geçmesine rağmen nasıl bu kadar sağlam geldi diye merak edebilirsiniz. Doğru, mantıklı bir soru. O da şu. Bu mezarlara konduktan sonra ölülerle beraber bu İşte. objeler belli bir süre sonra mezarlara soyguncular giriyor. Kurganları yararak açtıkları için kapatmakla uğraşmıyorlar. Alacaklarını alıyorlar. Sonrasında da mezarlar açıkta kaldığı için zaten soğuk bölge Altay dağlarında soğuğu, karı, kışı yiyor ve donuyor tüm objeler. 2500 yıl boyunca Sergei Rudenko 1949 yılında bu kurganı açana kadar buzların içerisinde bekliyorlar. O yüzden hem renklerini korumuşlar hem de çok büyük oranda sağlam günümüze ulaşmışlar. Bakın burada atlıları görüyoruz. Bunlar Türk atlıları. Atların kuyruklarını attıkları düğümlerden, bindikleri eyerlere, giydikleri kıyafetlere, pantolonlarına, başlıklarına, atlarının koşum takımlarına varana kadar Türk süvarileri. Bunlar kimilerine göre İskit, kimilerine göre Hun süvarileri. Bu açıdan önemli. Bakın kimisi bu yanından yürüyen var mesela. Şu anda atın yanından yürüyeni görüyoruz. Bir kısmı da bunların ata binmiş şekilde betimlenmiş. Yani süvarilerin bir kısmı ata biniyor, bir kısmı yanları atın yanında yürüyor şekilde betimlenmiş. Üst bordüre geçtiğimiz zaman bakın orada kırmızı geyikleri, kızıl geyikleri görüyoruz. Geyikler Türk kültürü için çok önemli çünkü Göktengri'ye ulaşmanın araçlarından birisi, yani seyahat aracı gibi bir şey geyikler. O yüzden Türk kültüründe, özellikle Pazırık kültüründe çok önemli geyikler. Hatta orada çıkan taç falan da var, böyle eğilmiş betimlenmiş geyik var. O önemli mesela. Bakın üst kısımda kareleri görüyoruz. Üst ortalarında lotuslar var. 24 tane kare var merkezde. 24 tane Oğuz boyunu ya da Türk boyunu simgelediği düşünülüyor. Bir de buna şöyle yaklaşanlar var. Bu taklit bir halı. İran halılarının taklidi. Oyun tahtası betimlenmiş olabilir. Yani bu bir oyun halısı da olabilir diyorlar. Ama 50 yıl kadar sahipleriyle beraber kullanıldığı biliniyor. Yani dama tahtası gibi de olabilir ortası diyorlar. Dediğim gibi çok önemli bir sanat eseri. Petersburg'da sergileniyor. Süre bitti.